35 kanalından hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, altın tarafında geçen hafta da söylediğimiz gibi arkadaşlar dikkatli olunması şeklinde önerimlerimiz, uyarılarımız vardı. Beklediğimiz düşüş altında gerçekleşti. Şimdi biliyorsunuz çok fazla video yapmıyorum fakat uygun gördüğüm için tekrardan size bir video yapıp yeni destek ve direnç noktalarını bildirmek istiyorum. Dolar, gram altın, altın ons, gümüş ons, gümüş gram hepsiyle ilgili bilgileri bu videoda bulabileceksiniz. Gram altınla videomuza başlayalım arkadaşlar. Gram altında neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu inceleyelim. Gram altında şu an 320'li seviyelerde. Ben bu videoyu hazırlarken 320'li seviyelerdeydi. Gram altında dediğimiz gibi arkadaşlar 326 altında gram altın kapanışlar yapmaya başladığı müddetçe aşağıda ilk etapta 314 seviyesi takipte kalacağımız önemli bir seviyemiz. 314'te gram altında aşağıya doğru kırılırsa 309 takipte kalmamız gereken önemli seviye. 309-301 aralığı bu hafta için arkadaşlar, bu hafta için eğer gelirse 309 ve 301 aralığı buralardan bir durulma yaşanacağı öngörüm şeklindedir. Fakat ilk etapta 326-314 aralığını takipte kalacağız. Bakalım buralardan herhangi bir kırılma gelecek mi? Şu an gram altını da dolar tarafı ayakta tutuyor arkadaşlar. Dolarda da herhangi bir 3.28'li seviyelerden geriye doğru bir dönüşler yaşanırsa gram altında da aşağı doğru düşüşler sertleşecektir. O yüzden 326-314 aralığı dikkat diyoruz. 314 kırılırsa da beklemede kalıp 309-301'li seviyelerin gram altında takibimizde olması gereken önemli seviyelerdir diye düşünüyorum. Evet, ons tarafına da bakalım. Altın ons tarafına şu an itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar 1580, evet şuradaki 1580 destek noktamız mevcut. Bu 1580 noktası takibimizde olacak arkadaşlar. Altın onsta da 1580 seviyesi aşağıya doğru kırılırsa aşağıda 1562 seviyesi takibimizde olacak. Önemli bir seviyemiz olarak gözükmekte. Altın onsta da 1562 ve 1515 aralığı, eğer satışlar derinleşirse 1562 ve 1515 aralığı aşağıya doğru takip edeceğimiz önemli seviyelerden biri. Altın onsta da şelale başlaması için 1562'nin kırılması lazım arkadaşlar. 1562'de şu an için kuvvetli bir desteğimiz var. Kırılırsa da 1515 aralığına doğru altın onsta da geriye doğru düşüşler beklenebilir. İlk etapta bu aralığımızı takip edeceğiz. 1580 direncini takip edeceğiz. Kırılırsa 1562 ve aşağıda 1515 destekleri takipte kalmamız gereken önemli destek yerleri gibi gözükmekte şu an itibariyle. Yukarıda 1550 seviyesi altında da, pardon, 1580 seviyesi üzerinde de altın onsta artık 1612'nin direnç olup olamayacağı da yakından takip etmemiz gerekecek. Kısadaki önemli yerlerimiz olacak arkadaşlar. Altın onsta da görüşlerimiz bu şekilde. Gümüş tarafına da bakalım. Evet, gümüş ons tarafına da baktığımız zaman gümüş onsta 15.98, daha doğrusu 16.40'ta biliyorsunuz bir yerimiz var, destek yerimiz var demiştik arkadaşlar. Maalesef bu aşağıya doğru kırıldı. Bunun altında 15.98 direnç bölgesi ve bu 15.98 direnç seviyesi üzerinde de günlük kapanışlara başlayamazsa arkadaşlar gümüş onsta 15.02 seviyesinde bir destek bölgesi bulunmakta. Dediğim gibi 15.98 bugünkü günlük kapanışlar, hatta şöyle diyelim, bugünkü günlük kapanışlar önemli. Hangi seviyelerden tepki gelip
direnç bölgesi bize yapacağını gösterecek. Fakat 15.98 altına da inersek gümüş onsta da 15'li seviyeler artık takibimizde olabilir seviyeler gibi gözükmekte arkadaşlar. 15.98'e dikkat diyoruz. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda neler olabilir? Evet, gümüş gramda gümüş ons grafiğinde göstereceğim arkadaşlar. Gümüş gramda maalesef 3.29'daki stop bölgemizi kırdı. 3.29'un gümüş onsta da kırılmasıyla birlikte arkadaşlar, gram gümüşte kırılmasıyla birlikte artık aşağıda takipte kalmamız gereken 3.31-35. Evet, 3. Bu haftayla birlikte takip etmemiz gereken seviyeler. Şurada 3.21-35, pardon. 3.21-35 bir desteğimiz var. 3.21-35 desteğimiz. 3.21-35 desteğimiz de aşağı yönlü kırılırsa 3.03-50 seviyesindeki destek bölgemiz var. 3.03-50 kırılmazsa arkadaşlar buradan yukarıya doğru tekrardan bir gümüş gramda tepki gelebilir. Gümüş onsta da eğer ki 15'li seviyelere kadar bir düşüş meydana gelirse 15'ten tekrardan yukarıya doğru 16 seviyelere doğru tepki yükselişleri görmek mümkün olabilir. Bunları da takipte kalacağız. Altın onsta da dediğim gibi 1562 ve 1515 seviyelerinden tepki yukarıya doğru tepkiler gelebilir. Bu seviyeler takipte olacağız. Alım için bu seviyeleri kollayacağız. Aşağıya doğru kırılmadığı müddetçe buralardan yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla pozisyona girilip girilmeyeceği kapanış günü kapanışlarına göre takipte kalacağız. Dolar kuruna da bakalım. Dolar kurunda neler olabilir? Evet, dolar TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar dolar TL kurunda artık 6.15 seviyesi bizim için bir stop bölgemiz oldu. 6.15. Burası çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. 6.15 bir stop bölgesi nihayetinde oldu. 6.15 üzerinde dolar TL'nin kalması halinde, tutunması halinde yukarıda 6.24.82. Şöyle temizleyelim. Daha rahat olsun. Evet, 6.15 üzerinde kalımlar 6.24.82. 6.28.96. 6.28, 6.29 diyelim arkadaşlar. Küsuratları boş verin. 6.29, 6.40. Ve 6.45. Şurası benim hedef yerimdir. 6.45. 6.15 üzerinde tutundukça 6.45'e doğru dolar-tl kurunda da yukarı doğru ataklar görebiliriz. Şimdi arkadaşlar dolar-tl kuru buradaki 6.29 direncini yukarıya doğru kıramazsa 6.25'li seviyelere doğru tekrar geri çekilme yaşayabilir. Altın onstaki düşüşle birlikte de dolar TL'nin buradaki gerilemesi gram altında yüzden gram altın tarafında dediğim gibi arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. Hafta sonu daha teferruatlı bir video çekip sizi bilgilendireceğim. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Sizler de videonun altına yorumlarınızı yazın. Borsa ile ilgili de bir video çekeceğim. En fazla yorum ve istek hangi kağıda gelirse o kağıtla ilgili bir deneme videosu yapmak istiyorum. Hepiniz yorumların altına borsada hangi kağıdı yorumlamamı istiyorsanız yazarsanız en fazla istek olan kağıdı o hafta içerisinde video yorumu yapacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.